Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere tüm zamanların en kısa zeka testini paylaşmak istiyorum. Bu zeka testi basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bir testtir. Son yıllarda en kısa yoldan IQ seviyesini ölçmek isteyenlerin en sık başvurduğu en popüler testlerden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Bu IQ testi ilk defa 2005 yılında Journal of Economic Perspective'de Cognitive Reflection Test olarak tanımlanmış. Ve Amerika Birleşik Devleti Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Tillerson arasında yaşanan aptal polemiği sonrası Cognitive Reflection Test'i bir anda yeniden tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Evet arkadaşlar, bu testte sorulan sorulara tam ve eksiksiz cevap verebilirseniz, IQ seviyenizin ortalamanın üstünde olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak sorulara cevap vermeden önce hesaplama yerine sadece sezgilerinizi kullanarak cevap verirseniz, testin sonunda sezgilerinizi sorgulamanız gerekebilir. Hazırsanız sorulara başlıyorum. Size 3 basit soru soracağım. Birinci soru. Bir beyzbol sopası ve topun toplam fiyatı 1.10 kuruştur. Beyzbol sopasının fiyatı toptan 1 lira daha pahalıdır. Bu durumda topun fiyatı ne kadardır? İkinci soru. 5 makine 5 dakikada 5 düğme üretiyorsa, 100 makine 100 düğmeyi kaç dakikada üretir? Üçüncü ve son sorumuz. Bir gölde bulunan nilüferler her gün ikiye katlanarak gölün alanını kaplamaktadır. Nilüferler 48 günde tüm gölü kapladıysa, gölün yarısını kaç günde kaplamıştır? Evet arkadaşlar, hazırsanız soruların cevaplarına geçmek istiyorum. Birinci soruda topun fiyatını sormuştuk. Doğru cevap, topun fiyatı 5 kuruştur. Böylece beyzbol sopası da 1.5 kuruş olur. Basit bir çıkartma işlemiyle 1 liralık farkı bu fiyatlarla yakalayabiliriz. Yapılan araştırmalarda 10 kuruş cevabını verenlerin 5 kuruş cevabını verenlerden önemli ölçüde fazla oldukları tespit edilmiştir. Eğer 5 kuruş dediyseniz doğru cevap verdiniz demektir. İkinci soruda düğme üretimiyle ilgili bir sorumuz vardı hatırlarsanız. 100 makine 100 düğmeyi kaç dakika üretir diye. Doğru cevap 5 dakikadır. Evet, 100 makine 100 düğmeyi yine 5 dakikada üretir. Siz de içgüdüsel olarak 100 dakika cevabını verenlerdenseniz maalesef yanıldınız demektir. Soruda verilenlere göre bir makinenin bir düğmeyi yine 5 dakikada üretebileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle makine sayısı ve üretilen düğme sayısı aynı olduğu bütün durumlarda üretim yalnızca 5 dakika sürecektir. Geldik son sorunun cevabına. Hatırlatalım, 3. soruda ne sormuştuk? Nilüferler 48 günde tüm gölü kapladıysa, gölün yarısını kaç günde kaplamıştır diye sorulmuştu. Eğer ilk iki soruya doğru cevap verdiyseniz, 3. soruyu da doğru bildiğinizi düşünüyorsanız, IQ seviyeniz ortalamanın üstündedir. Hazır mısınız? 3. sorunun cevabını veriyorum. Doğru cevap 47 gündür. Nilüferler her gün iki katına çıktığından
sezgisel olarak süreyi de yarıya indirmeniz mümkün. Ancak sezgilerinizi sorgulamanız gerektiğini baştan söylemiştik. Aslında dikkat ederseniz cevap sorunun içinde gizli. Nilüferler bir günde 2 kat artıyor. Gölün tamamını ise 48 günde kaplıyor. Dolayısıyla 48. günden bir gün önce, yani 47. günde gölün yarısı kaplanmış olacaktır. Eğer 3 sorudan biri doğru değilse sorun yok. Normal IQ'ya sahipsiniz. Eminim bir tane doğru varsa ne olacak diye soran arkadaşlar olacaktır. Korkmanıza gerek yok. Siz de normalsiniz. 3'te 0 doğrumuz var. Bizim IQ seviyemiz nedir diye soran arkadaşlara vereceğim cevap çok basit. Eğer seviyenizi normal IQ seviyesine çıkartmak istiyorsanız lütfen videoyu tekrar izleyin, sorulara tekrar cevap verin. Kim bilir, belki de yüksek IQ'ya sahip arkadaşlarla aynı seviyeye çıkarsınız. Evet sevgili arkadaşlar, tüm zamanların en kısa zeka testine katıldığınız için teşekkür ederim. Bu testi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.